İşte böyle böcük. Aferin sana. Bul onu oğlum, bul. Daha yukarıda. Biraz daha yukarıda. Daha ne kadar yukarıda olabilir ki? Yukarıda işte, oralarda. Ne gittikçe yaklaşıyoruz. Margaret, bak! Aa, bu benim şimdiye dek gördüğüm en büyük kırıntı. Hemen gidip alacağım. Margaret! Ne var? Dev patladı. Dikkat et! Demiştim. Ay! İyi misin patron? Git bana. Evet. O kırıntıyı getirecek birini bul hemen. Çok açım. Bir gönüllü arıyorum arkadaşlar. Onu getirecek kadar aptal, yani korkusuz ve cesur bir böcek arıyorum. Peki bunu yapacak aptalın eline ne geçecek, söyler misin? Benim sonsuz minnettarlığım. Anladık, anladık. Diyelim ki dev kırıntıyı onunla paylaşmaya hazırım. Yarı yarıya. Yarı yarıya derken ne kastettiğini söyler misin acaba? İşte bu. Yarı yarıya. Tamam. Ha, tamam bence adil. Evet, kim gönüllü olacak? Gönüllü bir adım öne çıksın. Böcük. Ne? Mükemmel. Demek böcük gönüllü ha? Hayır, ben aptal mıyım? Hemen uçmak için hazırlan. Ama nasıl oldu bu iş? Ben gönüllü olmak istemiyorum ki. Neyse, işe iyi tarafından bak böcük. Mutfağın en büyük kırıntısına dokunacaksın. Margaret, sen iyi misin sen? Dev Patpat seni çok mu sert vurdu? Ne saçmalıyorsun sen? Kırıntıyı paylaşmayı önerdin de. Ciddi değildin herhalde. Bilmem, belki ciddiydim. Belki de değildim. Ne? Yani benim sağım solum belli olmaz diyorum sana. Eyvah. Hadi gidelim. Olmaz. Bunu yapmak istemiyorum. Patpat'tan korkuyorum. Margaret'ten korkuyorum. Margaret'le uçmaktan korkuyorum. Ama korkularından kaçmak çözüm değil ki. Onlarla yüzleşmelisin. Neden? Uçmak bana çok yanlış geliyor. Aa, hadi ama topla kendini. Bence üst uzaya çıkacak ilk uçmayan böcek olacağın için çok mutlu olmalısın. Öyle mi? Tabii. Tarihe geçeceksin oğlum. Böcekler akşama hala seni konuşuyor olacak. Tamam, hadi yapalım şu işi. Bol şans. Evet. Taktiğimiz ne olacak? Taktik maptik yok. Seni bırakacağım. Eyvah, ıskaladım. Seni bıraktığımda Patpat'ı yakalaman gerekiyor. Affedersin. Neyse canım, denedik olmadı. Artık eve dönelim hadi. Bu işten o kadar kolay kurtulamazsın. Koşup duracağına, git de o kırıntıyı al. Nefis. Daha ne sallanıyorsun? Çabuk ol. Anneciğim. O benim! 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 Benim!
Ufun. Artık hazırsın. Ona bağlıyken patpatın üstünden kaymazsın. Gördün mü? Artık yeniden denemeye hazırsın. Ne, hazır mıyım? Eyvah! Bir şeyler mi yedin sen? Yemedim ben. Nereye gidiyorsun? İmdat! İşte sorunun çözümü. Hadi sen arkanı dön. Yapıştım ben. Dur kurtarayım seni. Kolum. Şimdi git o dev kırıntıyı al. Tamam bırak da gideyim bari. Vay canına, işe yaradı. Neden böyle şeyler hiç kolay olmaz? Tamam ben elimden geleni yaptım. Her yolu denedim. Bütün yapabileceğim bu kadar. Senden daha fazlasını bekliyorum. Yapabilirsin böcük. Bundan eminim. Hemen pes edemezsin. Oradaki dünyanın en büyük kırıntısı ve yorusu bizim. Ama bu haksızlık. Aklımda harika mahzun bir plan var. Merkez kaç pırtını ve yer çekimi zortunu kullanırsak planın işe yaraması olasılığı %5. Yani neredeyse kesin gibi bir şey böcük. Hazır mısın? Değilim. Güzel. Kırıntıyı lüklet operasyonu başlasın. Anlaşıldı. Şaşırtıcı derecede iyi gitti. Başaracaksın böcük. Aferin sana. Bakamayacağım. Ya kırıntıcığımın başına bir şey gelirse? İşte bakın, o kadar da kötü değilmiş. Uçuyorum. Uçabiliyor. Böcük, bu tarafa uç kırıntıyı bizim eve getir. Hayır efendim, olmaz. O kırıntı benim. Kırıntıyı bana ver. Çekilin, çekilin. Bir şeyim yok öcüm. Orada dur bakalım.
Kırıntı bizim eve düştü, o halde bize ait. Ama ben bana da bana da bize bize kusura bakma, mutfağın kanunu böyle. Sizinle bir anlaşma yapmıştık. Kuralları koyan sensin. Hayatımda hiç bu kadar bencil, aç gözlü bencil. Evet, onun dediğinden. Şimdi gidip hayatımın yemeğini yiyeceğim. Böcük, kırıntı nerede? Ne? Ha, onu paylaştım. Ne yaptın dedin? Sen hiç almadın mı? Anlaşıldı. Hemen Margaret'i bul. Neden? Başka kırıntı var mı diye dev patpata geri gidiyorsun. Ama yoktu ki. Ben hala açım. Ne yapayım? Sineklik. Sakın durma böcük. Margaret ortalarda yok. Ama bu kırıntı çok ağır böcüğüm. Ezil kaldı. Tek yapacağımız çatlak Margaret'i geçmek. Olamaz. Bence koşmaya başlayın çocuklar. Ama ne gereği var? Nasıl olsa sonunda yakalayacaksın. Haklısın böcük. Kırıntıyı kendiliğimizden verirsek bir sürü zahmetten de kurtulmuş oluruz. Al bakalım. Afiyet olsun. Ama bu eğlenceli değil ki. Kovalamadan tadı çıkmıyor. Hayır, bu defa olmaz. Gel hadi böcük, gidelim buradan. Durun. Hemen buraya gelin bakayım. Yoksa sizi... Margaret? Bir şeyin yok ya. Elbette yok. Neyse, ne diyordum ben. Ha, buldum. Benden kaçmadığınız için sizi cezalandıracaktım. Şöyle iyi bir dayağı. Hazır olun. Margaret, bir şeyler söyle. Gözlerime inanamıyorum. Bizim çatlak Margaret'i patladılar. Margaret'im, aç gözlerini. Artık kaçmak zorunda değiliz. Artık bulduğumuz her yiyeceği vermek zorunda da değiliz. Çok mutluyuz, artık özgürüz böcük, özgür. Tamam. Peki toz pembe ne olacak? Teyzesini böyle görmesine izin veremeyiz. Ay, iyi düştü. Kaldı. İstediğin kırıntıyı getirdim Margaret. İyi misin Margaret? Sesin pek iyi gelmiyor da. Gelmez tabii, çünkü şu anda biraz rahatsız. Ne kadar kötü. Dur biraz. Yanımda şifalı balçık var. Biraz verebilirim. Her hastalığa iyi gelir. Sanırım daha çok yemek istiyor. Hadi git diğer böceklere söyle Margaret'e biraz kırıntı getirsinler. Pekala. Madem öyle istiyorsun Margaret. Ne yapıyorsun sen öcük? Böcük, çatlak Margaret'i hareket ettirirsek kırıntıların bize gelmesini sağlayabiliriz. Yani diğer böcekleri kandıralım mı? Hadi ama böcük, çok eğleneceğiz. Ama... Düşün, teyzesinin patlatlandığını öğrenince toz pembe ne hale gelir, neler hisseder kim bilir. Vah vah, üzüntüden ölür zavallı. Kesinlikle, şimdi planımı dinle. Daha çok kırıntı getirin. Sevgili Margaret, bağışlarınızdan ötürü hepinize minnettar değil mi Margaret? Evet öcük, hepinize teşekkür ederim. Bu köpren taşlar hastalığını geçirir Margaret. Nasıl geçirecekmiş? Bu taş torbasını kafana indirdiğinde hasta olduğunu filan unutuverirsin. Dur, ben sana göstereyim. Bak, şöyle oluyor işte. Margaret biraz uyuyacak. Ziyaret saati sona erdi.
şu kırıntılara bakar mısın böcek? Hadi hepsini eve götürelim, sonra da oturur bir güzel yeriz. Hop hop kalk hop yürü yürü yürü. Margaret! Neredesin? Aa, demek oradasın. Margaret! İçeride ne yapıyorsun sen? Neyin var Margaret? Ha, anladım. Sesin kısıldı değil mi? Benimle gel böcük, gidip Cecil'ı durdurmalıyız. İçeri geliyorum Margaret. Olduğun yerde kal Cecil. Neden? Çünkü Margaret hiç iyi değil. Şey hastalığına yakalandım. Haşeretitis. Ne? Hiç öyle bir hastalık duymadım ben. Oo, çok az görülür ama kötü bir hastalıktır. Margaret şu anda pek iyi görünmüyor. Olsun, ben yine de gireceğim. Hayır, git buradan Cecil. Bu hastalık son derece bulaşıcı. Ama Margaret, bensiz ne yaparsın? Git diyorum. Bu işte bir iş var. Bu benim bildiğim Margaret değil. Dedim ya, şu anda kendinde değil zavallıcık. En iyisi onu yalnız bırakmak. Ha işte hayat diye buna derim ben böcük. Bir sürü yiyeceğimiz var ve etrafta bizi kovalayacak bir Margaret yok. Ya buna alışırsan? Yok, bu böyle devam etmez öcükçüğüm, biliyorsun. Neden etmesin ki? Merhaba Margaret teyze, hastasın diye sana çorba yaptım. Aa, yardım edeyim Margaret. O kadar zayıf ki kendi başına bir şey yapamıyor. Sağ ol dost bebe. Bu çorba tıpkı çürük larva kokuyor. Çünkü çürük larva çorbası da ondan. En sevdiğin çorba. İç hadi. Neyi var Margaret teyze? Beğenmedin mi? Ay yok. Öcük ne oldu? Aa, yok bir şey. Bir şey gördüm sandım da o yüzden. Aa, bak. Bak şuraya bak. Hayır hayır, buraya. Hayır şuraya. Oraya. Buraya şuraya. Oraya. Ne var orada? Aa, hiçbir şey. Çok lezizmiş. Şimdi artık eve dön hayatım. Çok kötü görünüyorsa Margaret teyze, dur da ateşine bakayım. Affedersin ama artık uyuması gerekiyor. Peki. Hoşça kal teyze. Ona baktığınız için sağ olun. Gerçekten sürprizlerle dolusunuz çocuklar. Niye? Ama yeter bu kadar. Birileri gerçeği öğrenmeden önce bir şeyler yapmalıyız ocuğum. Aman bu kadar da pimpirikli olma böcük. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Ortada garip bir şeyler döndüğünden adım gibi eminim. Ne çevirdiklerini mutlaka öğreneceğim. Benim Margaret. Aa, zavallı patronicem. O canavarlar seni öyle korkutmuş ki korkudan adeta donup kalmışsın. Merak etme, seni kurtaracağım. Cecil, ne yapıyorsun sen? Margaret'ı kurtarıyorum. Peki kafası yerde ne arıyor, söyler misin? Çok özür dilerim. Sadece kurtarmaya çalışıyorum. Bence bu gecelik onu yeterince kurtardın Cecil. Yeter ama artık öcük. Gerçeği daha fazla saklayamayız. Tamam, o zaman başka bir plan yaparız. Dinleyin çocuklar. Margaret size önemli bir duyuru yapacak. Hepinizin bildiği gibi kendimi bu aralar hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden iyileşmek için bir süreliğine kaplıcalara gidiyorum. Harika! O yüzden şu andan başlayarak mutfaktan öcükle böcük sorumlu olacak. Bulduğunuz her yiyeceği benim yerime ona vereceksiniz. Hayatta daha neler? Hemen bütün kırıntıları o torbaya koyun. Bakın, Margaret'in kollarını böcük oynatıyor. Hiç de bile. Biliyordum.
Baştan beri yalan söylüyorlar. Margaret haşere tetisi hastalığına tutulmadı. Margaret! Pat patlandı! Pat patlandı mı? Evet öyle. Ezildi, sıkıştırıldı, düzleştirildi ve eski halimin gölgesine dönüştü. Hepsi onların yüzünden! Böcük, bunu nasıl yaptın? Saçmalamayın lütfen. Margaret patlanmadı. Sadece azıcık yassıldı, o kadar değil mi Margaret? Birkaç gün içinde... yine eski çatlak Margaret olacak. Ben size demedim mi? Margaret gitti. Sonsuza dek gitti. Masal sona erdi. Neredeyim ben? Gördünüz mü? Ben size patlanmadı demiştim. Sanki ben bu eski numarayı yutarım da. Madem patlanmadı, o zaman ben bunu nasıl yapabiliyorum? Ya bunu? Bence dursan iyi edersin Cecil. Neden? Bu pelte yığınının bana bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun? Değil mi Margaret? Değil tabii. Demek daha iyisi öyle mi? Olacağım Cecil. Önce senin kanatlarını tek tek yolayım, sonra iyi olacağım. Patron. Anlaşılan Margaret tekrar eski haline döndü böcük. Bana uyar. Onu oynamak son derece yorucuydu. Geleceğin kırıntısı. Patlamış mısır. Lütfen şunu sessiz yer misin? Dikkatimi dağıtıyorsun. Dink mağarası açılmış. Öcüğüm, dur biraz. Bence içeri girmesek iyi olacak. Ne? İçeridekini görmedin mi yoksa? Ama içimde kötü bir his var öcüğüm. İstersen buna ön sezile. Vay canına, mağaradayız. Bakın burada başka ne varmış. Dengi mağarası. Biri onu aydınlatmış. Açık. Üstelik içi yemek dolu. Hemen Margaret'a haber vermeliyim. Biraz yardım et böcük. Bilemiyorum öcükçüğüm. Ben burayı hiç sevmedim. Sözünü ettin ziyaret. Çarpılak Margaret. İnan bana diyecek Margaret. Sana hayatında gördüğün en harika yemeği sunacağım. Sakla. Saklanın. Şuradaki delik ya zımbırtıya. Margaret, karşında dünyanın en olağanüstü lokması. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ziyafet. Aa, birileri onu almış. Peki neden sen almadın? Ama tam burada duruyordu. Fazla uzaklaşmış olamaz. Bu da ne? Öcüğüm, bu ne işe yarıyor? Öcüğüm, ne yapıyorsun sen? Bunca yolu benim güzel kırıntımla kaçasınız diye gelmedim ben, tamam mı? Peki bu ne işe yarıyor? Bir
Biz daha önce buraya gelmemiş miydik? E burası mutfak. Görmediğimiz yeri kalmadı ki. Böcek, daha önce hiç bu kadar şahane bir kırıntı gördün mü? Elinde tuttuğundan başka görmedim. Nereden çıktı o şey? Daha önce hiç görmedim böcek. Aslında daha az önce gördüm. Elimdekinin aynı. Seslerim ortada bir gariplik döndüğünü söylüyor. Vay canına, müthiş bir şey. Müthiş ve bizim. Böcük, ikinci kırıntımızı da al. Aslında bu sizin ilk kırıntınız. Aha! Size daha sonra açıklarım. Margaret, karşında dünyanın... Birileri onu almış. Peki neden sen almadın? Ama tam burada duruyordu. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ne? Böcek, çabuk en son ne yaptıysan en onu yap. Acaba bu muydu? Vay! Bakın kim var burada? Bu ne işe yarıyor acaba? Ama biz az önce... Biz ama biz... Ve bunlar... Çabuk! Ama bunların hepsi aynı kırıntı olamaz. Ama öyleler. Bu kırıntı başka hiçbir şeye benzemiyor. İzin verin size açıklayayım. Böcük Ding'in ayarlarını değiştirdi ve uzay zaman çançonunda bir kırılma oluştu. Ha tamam, ben de öyle diyecektim. Yo dur biraz. Ben şey diyecektim. Ben Ding'e ne yapmışım? Zamanda buraya ilk geldiğin anın öncesine döndün ve kırıntıyı aldın. Elinizdekiler de gelecekteki kırıntı. Yani bu iki kırıntı da gelecekten gelen kırıntılar mı? Evet. O yüzden biri bu ilk kırıntıyı yerse gelecekteki kırıntılar kaybolur. Ben o pis şeyi yiyecek falan değilim koktu. Çünkü ben elimdeki pis şeyi yiyeceğim. Size kanıtlayayım. Kırıntım! Demedim mi? Ama demin iki kırıntımız vardı, şimdi... İkisi de yok. İkisini de geri istiyoruz. Hiç sorun değil. Tek yapacağınız benim onu yediğim zamanın öncesine dönmek. Ziyafet. Yolculuk zamanı geldi çocuklar. Lütfen kırıntı olsun. Lütfen, lütfen. Kırıntı. Aferin sana, koptu. Ben size demedim mi? Hazır ilk kırıntı elimizdeyken paylaşalım bari. Neden? İkimiz de bütün bir kırıntı yiyebiliriz. Sözünü ettin. Tekrar iki kırıntımız oldu. Aferin sana. Ve iki kırıntımız kalsın istiyoruz. Bing mağarası. Biri onu aydınlatmış. Açık. Üstelik içi yemek dolu. Hemen Margaret'a haber vermeliyim. Böcük, elimizde ne var biliyor musun? İki kırıntı, şimdi elindekini yiyeyim. Hayır olmaz. Ama öbürünü yersem seninki kaybolur. Dinle. Eğer yerdekini alırsak döndüğümüzde yine burada olacağı için kırıntıların sayısını ikiye katlamış olacağız. Nasıl yani? Bir kırıntı çoğaltıcısı yarattık böcük. Artık hiç aç kalmayacağız. Tamam da ben niye hiç yemiyorum? Sözünü ettin ziyafet. Bu yolcular değer var. Hop hop.
Affedersin. Sözünü ettin. Ziyafet bu yolcu. Ne yapıyorsun? Hadi. Aman boş ver. Hop. Vay canına, gerçekten güzel kırıntı. Böcükcüğüm, ilk gördüğümüz kırıntı hala bizde, değil mi? Umarım öyledir. Hayır! Bıktım artık. Bütün gün aynı iki dakikayı yaşadık durduk öcük. Bunu paylaşıyoruz ve yiyoruz, tamam mı? Sözünü ettiği ziyafet bu yolda Vay canına, gerçekten güzel kırıntı. Oraya nasıl gireceğimi bilmiyorum ama girdiğimde kırıntı içeride olsa iyi olur. Acaba ne kadar geçmişe gittik? Sosisçi tezgahına geri döndü. İkinci kez. Bizi mutfağa götürecek olan sosisli sandviçi yemek üzereyiz. Bu bizim mutfağa götürüldüğümüz gün. Kendimizi uyarmalı, o sosisli sandviçi yememeliyiz. Durun, dinleyin. Merhaba, biz gelecekten gelen siziz ve siz de geçmişteki bizsiniz diyelim. Ama geçmişte değiliz ki, şimdideyiz. Lütfen durumu olduğundan daha fazla karıştırma. Geçmiş, şimdi, gelecek hiç fark etmez. O sosisliği yiyeceğim ben. Hayır, yiyemezsin. O sosisli senin için tehlikeli. Sizce biz dünkü böceğe benziyor muyuz? Dinleyin, gelecekten gelen öcükle böcük ya da her kimseniz... ...bizim sosisliği istediğinizi biliyoruz ama alamayacaksınız, tamam mı? Aman! Tamam, madem öyle, gelecekle sakın Dink mağarasına girmeyin. Ne? Eyvah! Yine mutfakta açlığa mahkum olduk. Of! Of! Hayır böcek, belki de kurtulduk. Ne? Eğer geçmişteki bizler az önce onlara söylediğimizi dinleyip mağaraya girmezsek... ...kurtuluruz.